الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والإرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah'ın yardımıyla Rabbimiz Teala'nın bize gündemlerinden ana gündemlerinden bir tanesini birlikte öğrenmeye çalışalım. Bu gündem peygamberler gündemi. Bir anlamda bir başka ifadeyle Tobyek'ün insanlık gündemi. Varlığın başlangıcından sonuna kadar. Şüphesiz Allahu Teala insanlık tarihini başlangıçtan bugüne ve kıyamete kadar anlatırken aynı insanlığın kıyamet ötesini de gündeme getiriyor. Kur'an-ı Kerim bunun birini peygamberler gündemi, birini de ahiret gündemi olarak zikreder. Üçüncü ana gündem ve ilk gündem ise Allah'tır, Rabbimizdir, Mevlamızdır. Allah, peygamberler ve ahiret. İşte bu üç ana gündemin doğrultusunda yaşanacak olan bir hayat. Acaba Rabbimiz bize niye bunları gündeme getirdi? Niye peygamberler? Niye tarih? Niye insanlık? bunu bunu bu Kur'an-ı Kerim'i okurken karşımıza çıkan bir ayet ve onu devam eden diğer ayetler bize daha önemli olduğunu bildirdi. Kur'an'ı okuyorduk. Taha suresine geldik. Taha suresinde Allah Musa aleyhisselamı gündeme getirmişti gündeme getirdiği Musa Aleyhisselam Allah'ın bir nebisi, elçisi, peygamberi olarak Firavuna o günkü yeryüzü devletinin devlet başkanına gidecekti. Onu İslam'a davet edecekti. Gel Müslüman ol diyecekti ya da Müslümanları özgür bırak diyecekti. Firavun alemlerin Rabbini sordu Musa aleyhisselama. Çünkü onun gündeminde ne Allah ne peygamber ne ahiret yoktu. O kendi gündemini aklına ve duyularına göre belirlemişti. Onun kendine göre bir ilmi yöntemi vardı ve bu yöntemde bu usulde ne Allah ne ahiret ne de peygamberlere yer yoktu. Karşısına çıkan Musa Aleyhisselam ise ben Allah'ın elçisiyim diyordu. Ölüm var, hesap var diyordu. Allah'ın elçisi üzerinde durdu Firavun. Şüphesiz ayrıntılı bir şekilde diğer konularda gündeme gelecek Allah'ın izniyle. Ama bu konuya yönelmemize sebep olan ayeti ben ifade etmeye çalışıyorum. Dedi ki sen ben Allah'ın elçisiyim diyorsun ama geçmişte daha önceki dönemlerde böyle bir söz söyleyen biz hiç duymadık. Bunu neye göre söylüyordu? Yani şu soruyu sordu Musa Aleyhisselam'a. Taha suresi ayet 51. Kale Fema balul kurunil ula. İlk çağların durumu ne? Bana onlardan haber ver. İşte tarih, işte bilim adamları, işte felsefe, işte dünya. Hiç peygamber yok. Hiçbir ülkede, hiçbir coğrafyada ben peygamberim diye çıkan bir kimse yok. Sen nereden çıktın? Bu yeni türedi bir şey. Böyle şey olmaz dedim. Bunu nasıl söylüyordu? Bunu söylemesinin nedeni şuydu. Bugünün insanı da gayet iyi bilir ki her felsefenin, her dinin bir tarih yorumu vardır. Materyalist tarih felsefesi, yani pozitivist rasyonalist bilimin tarih felsefesi eğer dünya tarihinde daha önceki dönemlerde bir peygamber olduğunu kabul etse o zaman şu dünyada da bir peygamberin olduğunu kabul edecek. Bir peygamberin olduğunu kabul ettiği an siyasal, ekonomik, bilim, din, oyun, eğlence, hukuk, eğitim ve her şeylerini dünya ile ilgili bütün problemlerini bütün hayatını o peygambere göre değiştirmek zorunda kalacak. Çünkü bu alemde, bu dünyada peygamberliğin varlığını kabul etmek demek Allah'ın varlığını ve Allah'ın var olmasıyla birlikte dünya hayatına karışmasını kabul etmesi demekti. İşte bundan dolayı temelde Allah'ı peygamberleri bir başka ifadeyle vahyi kabul etmeyen insanlık ki İslam'ın dışında Allah'ın dini olan İslam'ın dışındaki bütün dinlerin temel felsefesi, temel dayanağı budur. Peygamberleri reddedecektir. Peygamberleri kabul ettim diyenler bile kendilerine göre bir peygamber oluşturacaktır ve şunu söyleyeceklerdir. Bu hayata Bizden başkası karışamaz. Biz kendimizin hem tanrısıyız hem de kuluyuz. Bu hayatı biz var ettik. Bu hayatı biz devam ettiririz ve bu hayata nasıl yaşanacağına da biz karar veririz. Demek için hem Allah'ı ve hem de Allah'ın yeryüzüne müdahalesini karışmasını reddettiler. İşte Firavun böyle bir inançtan hareketle tarihini yazarken tarihini yazarken ve insanlığa kendi halkına tarih felsefesini tarih bilincini verirken o tarih felsefesinde ve bilincinde asla peygamberlere yer vermedi. Hemen gözünüzün önünde canlandırın. Yine bugünkü tarih felsefelerinin materyalist, pozitivist ve rasyonalist tarih felsefelerinin hemen sayfalarına bir göz gezdirin. Arabistan'da ne Hud aleyhisselam ne Salih aleyhisselam ne İbrahim aleyhisselam tarihte gündeme gelmez. Irak'ta İbrahim aleyhisselam, Yunus aleyhisselam tarihinde gündeme gelmez. Anadolu'da İbrahim aleyhisselam yahut öbür tarafta İllas Ellesi aleyhisselamlar Yakub aleyhisselamlar gündeme gelmez. Şam tarihinde yine Yakub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Lut aleyhisselam gündeme gelmez. Yani bütün dünya tarihine bakın. Eğer tarihi yazan felsefe vahye dayalı değilse ki İslam'ın dışındaki bütün tarih felsefeleri vahyin dışında bir tarihi temel almışlardır. Onların hiçbirinde varlığın başlangıcı dahil ne Adem var ne Havva ne Nuh var ne İbrahim ne Musa ne İsa ne Muhammed Mustafa. İşte böyle bir tarihle Musa aleyhisselamın karşısına çıktı ve dedi ki Firavun sen ben peygamberim diyorsun ama sen gibi bizden önce kimse çıkmadı. Hatta bizden önce derken kendisini ilk çağlardan ayırdı. Kendisini, kendisini yeni bir çağın adamı olarak gündeme getirmek istedi. Halbuki Allahu Teala onu da ilk çağların ilk çağların bir insanı, bir toplumu ve bir devleti olarak değerlendirecek. Onu ileriki ayetlerde gündeme getireceğiz Allah'ın izniyle. Buna karşılık Musa aleyhisselam şu cevabı verdi. Eğer deseydi ki Musa sen bak Nuh var, Hud var, Salih var, İbrahim var, İshak var, Yakup var, Yusuf var ki senden önce bu ülkenin melekiydi, hükümdarıydı dese bunu sen kendin uyduruyorsun diyecekti Firavun. Ve Musa aleyhisselam buna karşılık dedi ki Kale ilmuha inde Rabbi fi kitabin La rabbi velayensa. İlk çağların bilgisi. Senden önceki ve senin de içinde bulunduğun çağların bilgisi, tarih bilgisi Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne de unutur. Direkt Allah'la karşı karşıya getirdi. Bak senin sorduğun konuların bilgisi Rabbimin yanındaki bir kitaptadır lehü mahfuz ana kitapta o Rabbim ne yanılır ne de unutur. Bu ayet-i kerime ile birlikte insanlık tarihinin bir çağ ayrımına sahne olduğu gündeme geliyor. Bunu tefsirlerden okurken Allah'a hamd olsun. Elmalılı Hamdi Yazır bu işin biraz daha ayrıntısına gider. Ve bu işi biliyorsunuz bütün dünya tarihçileri İslam'ın dışında ve hele hele bugün dünyaya egemen olan materyalist, pozitivist ve rasyonalist tarih felsefesi insanlık tarihini önce karanlık çağlar, sonra ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ gibi devrelere ayırırken hatta karanlık çağları da yontma taş devri cilalı taş devri diye ayırırken kendi inançlarının tarih felsefelerine göre bir ayrım yapmışlardı. Hatta işi biraz daha ayrıntıya götürürsek Yahudiler tarihlerini gündeme getirirken Musa'dan önce ve Musa'dan sonra bir tarihi gündeme getirirler ve tarihin başlangıcını Musa ile başlatırlar. Hristiyanlar İsa öncesi ve sonrası bir tarih felsefesini ya da miladı ya da takvimi esas alırlar. Brahmanlar karanlık dönem, Brahman dönemi veyahut da diğer dönemler gibi 3-4 çağa ayıran bir felsefeyi gündeme getirirler. Yine Marksist felsefe işte ilkel komün dönemi, burjuva dönemi, derebelik dönemi, kapitalist dönemi, tekrar sosyalist dönem ve Marksist ya da genel manada komünist dönem diye bir ayrıma giderler ve hem Hristiyanlığın etkisinde kalıp hem Yahudiliğin etkisinde kalıp ama esas da iç dünyalarında Hristiyan olan sonra da demokrat bir felsefeyle siyasal olarak ekonomik olarak kapital ve liberal bir felsefeyle bilim olarak da rasyonalist ve pozitivist bir felsefeyle tarihte yerini alan ve bugün dünyaya egemen görünen şu anda dünyada söz sahibi görünen Felsefe ise tarihin tarihin başlangıcını İsa Aleyhisselam'a dayandırırken tarih dönemlerini gelişmiş gelişmemiş ülke felsefesine dayandırır. Yani orta çağın başlangıcını gelişmiş bir ülke olan ki demokrasinin ilk beşiği sayılan Roma'nın ikiye ayrılışını temel alır ve o gün orta çağın başlangıcını gündeme getirir. Yine orta çağın bitimini ise bir gelişmiş ülke olan Roma'nın ikinci parçası Bizans'ın Bizans'ın yıkılışı bize göre yani İslam dünyasına göre İstanbul'un fethi ama esasla Bizans'ın yıkılışını temel alır orta çağın bitimine yine gelişmiş bir ülke felsefesinden hareketle gelişmiş ülke felsefesinden hareketle derebeylikten marksistlere göre öbür tarafta burjuvadan yine marksistlere göre ama materyalist liberallere göre ise değişik bir yöne doğru kayan ve daha önceki Hristiyanlık ve İncil egemenliğinden kurtulup yeni bir dünya düzenini başlatan seküler, layık bir felsefeyle ortaya çıkan Fransız ihtilalini ise yakın çağın başlangıcı olarak kabul eder. İşte bütün tarih felsefeleri, bildiğimiz ve bilmediğimiz, bütün dinlerin anlayışına uygun olarak ifade edilirken Firavun'un sorusuna Musa Aleyhisselam'ın cevabı önce bana göre tarih felsefesi Tarihin çağları böyledir demedi. Rabbime göre böyledir demek istedi ama işin ayrıntısına girmedi. Bu çağların insanlık tarihinin dönemlerinin bilgisi Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. O Rabbim ne yanılır ne de unutur. Ve sonra Rabbimiz Taala'nın özelliklerini gündeme getirdi. Yani dedi gökleri ve yeri yaratan ve hayata hakim olan ve her şeyi bilen Allah bu konuda söyleyeceğini söyleyecek dedi. İşte Elmalılı Hamdi Yazır Allah ondan razı olsun bu işi alır gündeme getirir ve der ki işte bundan sonra bu ayete cevap olarak gelen Kasas suresindeki şu ayetle ki Kasas 40 3. Önce Taha 51 ve 52 ve devamı ve Kasas 43'te Firavun'a şöyle bir cevap gelir. Ama Firavun öldükten sonra. Belakat ateyna musel kitabe min ba'di ma ehleknel kurunel ula besaira nas ve huden ve rahmeten leallehum yetezekkerun. Muhakkak ki biz ilk çağlarda İlk el-kurun el-ula ilk çağlarda yaşayan ve isyan eden halkları helak ettikten sonra ilk çağlarda yaşayan ve isyan eden peygamberlere ve Allah'a karşı gelen halkları, kavimleri, toplulukları, devletleri helak ettikten sonra insanlar için gözünü aydınlatacak, onlara rehber olacak, rahmet olacak bir kitabı yani Tevrat'ı Musa'ya verdik. Umulur ki bu insanlar bu Tevrat'la, bu kitapla gündemlerini doğru belirlerler, öğüt nasihat alırlar, Allah'ın şerefiyle şereflenirler. Bu bu ayeti kerimeye göre insanlık tarihinin ilk çağları Firavun'un helakiyle bitiyor. Firavun kendini ilk çağlardan ayrı kabul eder bir soru yöneltirken Musa aleyhisselama Allah'ın değerlendirmesi ise Firavunu da Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut ve Şuayb aleyhisselamların ve sonra da Firavun, Karun ve Haman'ın da içinde bulunduğu Musa aleyhisselam'ın peygamber gönderildiği bir toplumun Hepsinin toptan helak olmasıyla bir tarihi dönemi bitiriyor. Buna Rabbim ilk çağlar diyor ve Musa aleyhisselamın kavmiyle beraber kurtuluşundan Firavun'un helakinden sonraki çağlara da Allahu Teala ikinci çağlar ya da orta çağlar değerlendirmesi yapıyor. Şimdi bütün müfessirlerin bu ayetleri böyle değerlendirmesinden yani bu konuya daha fazla önem veren müfessirlerin bu ayet kerimeyi böyle değerlendirmesinin sonucu ise şöyle geliyor. Peki bu ikinci çağ Tevrat çağı ve kitapla başlayan çağ ne zamana kadar devam ediyor? Buna da buna da müfessirlerin ya da Müslüman tarihçilerin Kur'an ve vahye göre hayatı yorumlayalım diyenlerin değerlendirmesi de şöyle. Rabbimiz Teala diğer Tevrat sonra Zebur gelecek sonra İncil gelecek. Tevrat, Zebur ve İncil. Bu kitap dönemi ortaçağ dönemi. Kitap döneminden sonra yeni bir kitap dönemiyle hayatı devam ettiriyor. Yalnız bu Tevrat, Zebur, İncil Evrensel bir peygambere gönderilen evrensel kitaplar değil. Tevrat, Zebur, İncil kavmi peygamberlerin kavmi kitabıdır. Evrensel değildir bir iki kendisinden sonra gelen bir peygamberle ya da bir şeriatla bir kitapla yürürlükten kaldırılan bir özelliğe sahip. Son çağın başlangıcına ise temel teşkil eden kitap ve peygamber evrensel olacak, kendisinden sonra bir peygamber gelmeyecek, ona indirilen şeriat, ona indirilen din, İslam ve kitap yani Kur'an kıyamete kadar devam edecek. Buna göre Muhammed aleyhissalatü vesselam beraber başlayan tarihi dönemde son çağ, Kur'an çağı peygamber çağı olarak değerlendirmeliydi. Son çağ, Kur'an çağı Muhammed aleyhisselamın çağı. Ama Garipdir ki Muhammed Aleyhisselam'ın iki dönemi var biliyorsunuz. Bu iki dönemden biri Mekke dönemi, diğeri ise Medine dönemi. Mekke dönemi insanlık tarihinin ilk dönemlerine benzer. İnşallah Rabbimizin verir de ayrıntısına gireriz. İnsanlık tarihinin ilk çağlarında savaş yok. Muhammed Aleyhisselam'ın ilk çağlarında da savaş yok ve savaş emri de yok. Ve insanlık tarihinin ilk çağlarında Rabbim bütün peygamberleri ve müslümanları korumayı üzerine almış. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke döneminde de müslümanları korumayı Rabbim üzerine alıyor. Medine döneminde ise insanlık tarihinin benzer yanı insanlık tarihinin ikinci dönemidir. Yani Musa Aleyhisselam'a Tevrat verildiği andan itibarenki dönemdir. Ve bu dönemde ve bu dönemde Allahu Teala Tevrat, Zebur, İncil verdiği dönemlerde Müslümanlara savaş emri veriyor. Medine'de de Rabbimiz Teala Müslümanlara savaş emri veriyor. Böylece bir benzerlik var. Yalnız kitap evrensel, peygamber evrensel, kitap kendisinden sonra gelen bir peygamberle ve bir kitapla gündemden çıkmayacak. Yeni bir kitap, yeni bir peygamber gelmeyecek ve kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ın Risaleti ve Kur'an'ın kitaplığı devam edecek. Ve bir de bu bilgilerden dolayı Hazreti Ömer döneminde insanlar biz tarihi nasıl yorumlayalım? Yeni bir takvimi nasıl gerçekleştirelim gibi bir problemin içinde buldular kendilerini ve zannedersem Hazreti Ali'nin bir teklifiyle ya da o günkü Müslümanlardan birinin teklifiyle hicret yani Muhammed Aleyhisselam'ın Medine döneminin başlangıcı insanlık tarihinin son çağının başlangıcı kabul edildi. Ve buna da delil şu ayeti aldılar. Hani Allahu Teala Dırar Mescidi ile Kuba Mescidini birbiriyle karşılaştırırken hangisinin daha önemli ya da hangisinin daha hayırlı olduğuyla ilgili bir bilgi verirken Tevbe suresinde diyordu ki latekun fihi ebeden le mescidun ussis ale takva min evveli yevmin bu cümleden dolayı yani ilk günlerde ilk günlerde takva esasları üzerine bina edilen o mescit var ya ayetinin tamamı böyle değil ayet bu ayetin bu cümlesinden dolayı işte evveli yevmin ilk gün insanlık tarihinin son çağının ilk günü olarak kabul edildi ve tarihlerini Müslümanlar ona göre Muhammed Aleyhisselam'ın hicretiyle beraber insanlık tarihinin son çağının başlangıcı bir dediler. Ve takvimde böyle devam edip gidiyordu. İşte Musa Aleyhisselam'dan Firavun'a, Musa Aleyhisselam'dan Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a ve hicrete kadar bir tarihin yorumu böyle gündeme getirilirken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle vel asrı diye Allahu Teala'nın yemin ederken asrı Muhammedi diye yorum getiren Müslüman müfessirler yani Allahu Teala burada asra ikindi vaktine ikindi zamana yemin ederken insanlık tarihinin son çağına da yemin ediyor. Yani Muhammed asrına Aleyhisselatü Vesselam Kur'an asrına Kur'an çağına da yemin etmiş oluyordu. Bu de bunun için son çağ bir delildir diyordum. Yine Lut aleyhisselam ve kavmini anlatırken Rabbim le amruke diye bir yemin ediyor. Muhammed aleyhisselam'ın ömrüne yemin ediyor. Muhammed aleyhisselam'ın ömrüne yemin etmesi de yine Müslümanların son çağın başlangıcı ve değerlendirmesini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le yapmasına neden oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim okurken ayetleri biliyorsunuz sürekli gündeme bir bütün halinde getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bir bütün halinde gündeme getirdiğimiz ayeti kerimeler öncesiyle sonrasıyla bizi nereye götürecekse götürüyor. Ve böyle bir ayrımcılığa mı diyeyim yani bir konuyu peygamberler ya da insanlık tarihi konumunu peki niye gündeme getiriyoruz sorusuna kendi kendimize Şöyle cevap vermeye çalıştık. Biliyorsunuz Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi gibi sahih hadis kitaplarında konulara göre İslam gündeme geliyor. Ya da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din konularına göre işte kitabul iman, kitabul ilim, kitabut tahara, kitabus sala, kitabuz namaz veya oruç gibi. Bu kitaplardan ana başlıklardan birisi de Kitabul Enbiya. Peygamberler kitabı. Dolayısıyla insanlık tarihine İslam, Kur'an ve bizden önceki Müslümanlar ayrıca bir önem ve değer verirken biz de Rabbimizden af dileyerek bu Kur'an-ı Kerim'in bu gündemini ki zaten ayetleri ayrıntılı olarak değil yine bir bütün halinde gündeme getirerek ve hatta Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu şahsiyetlerin, bu peygamberlerin ve toplumların hiçbir ayeti ayrım yapmadan hepsini gündeme getirmek gibi bir çabanın içine gireceğiz Allah'ın yardımıyla. Allah bize de size de yardım etsin. Yanlışlarımızı Rabbim korusun, yanlışlardan bizi korusun, bizi affetsin. İşte bu nedenle İnsanın ana gündemi olan üç ana gündemi ya da Kur'an'ın bize üç ana gündem olarak ifade ettiği Allah, ahiret ve peygamberleri ikisini birlikte ki Allah da mutlaka bunun içinde zaten gündemde olacak. Bütün ayet De Rabbim kendini zaten gündeme getiriyor. Önce varlığın başlangıcından kıyamete kadar sonra kıyametten ötesine kadar bir gündemi ifade etmeye ya da anlamaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Bunu ne kadar becerebiliriz veya bunu ne kadar ifade edebiliriz? Hatalar ve eksikler bizden şüphesiz Sübhaneke la ilme lene illa maallemtene. Biz Allah'a tenzih ederiz. Bilmediklerimizi Rabbim bize kitabıyla, peygamberiyle bildirmiştir. Ve ondan yüce, ondan alim, ondan hakim de kimse yoktur. İşte bu Varlığın başlangıcıyla ilgili tarih tartışmasına Allahu Teala böyle açık getirirken enteresan, çok garip ve gerçekten önemli Rabbim sadece bize Adem Allah aleyhisselam ve aleyhisselamla başlayan bir hayatı değil, ta bizimle ilgili olan bizimle ilgili olan melekler, arş, kürsi, cinler, gökler. Yer, kalem lehü mahfuz cennet ve cehennemin varlığının başlangıcından itibaren bildirdiği bilgileri de biz Kur'an'da buluyoruz ya da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde buluyoruz. Biz Hazreti Adem'le başlayan bir tarihimizin daha öncesiyle konuyu gündeme getirmeye çalışacağız. Acaba Rabbimiz Rabbimiz bizim içinde bulunduğumuz dünyayı ve bizim ilgili bulunduğumuz dünyayı nasıl yaratmış ya da bu konuda bize neler söylemiş önce onları sonra da Adem Aleyhisselam'la başlayan kendimizi önce dışımızı ama bizimle hiç ayrışmayan dışımızı sonra içimizi Rabbimin anlattığı şekilde Rabbimin vahiy ile peygamberlerine bildirdiği şekilde anlamaya çalışacağız. Yöntemimizde Kur'an'dan ne kadar ayet varsa hepsini gündeme getirmek, ulaşabildiğimiz hadislerden ulaşabildiklerimizi de gündeme getirmek olacak. Allah yardımcımız olsun. Allahumme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed ve elhamdülillahi Rabbil alemin.